Bu dersimizde Oracle veri tabanında join'leri işlemeye devam ediyoruz. Join'lerden EquiJoin inceleyeceğiz şu an. EquiJoin eşitlemeli join de diyebiliriz. Mantık olarak şu şekilde işler. Şekilde gördüğünüz gibi sol tarafta employees tablosu var ve employee ID, department ID adında iki sütunu var. Sağ tarafta departments tablosu. Department ID ve department name. Şimdi sol taraftaki employees tablosunun department ID'leri ile departments tablosundaki department ID'lerin eşit olma durumuna EquiJoin deniyor. Yani iki taraftaki verilerin birbiriyle uyuşmuş olması ve o uyuşanların istenmesi EquiJoin sayesinde gerçekleşiyor. Yani solda bulunan aynı zamanda sağ tarafta bulunan tüm kayıtları bana getir anlamını yükleyebiliriz. Şimdi buna örnek olarak bazı sorgular hazırladık. Bu sorguları detaylıca anlatarak inceleyelim. Öncelikle syntax yani söz dizimini inceleyelim. Select table name nokta column yani bu tablonun x kolonu diyebiliriz. Virgül tablo 2 yani farklı bir tablo. Dikkat edin. Tablo 1 buydu. Bu tablo 2 farklı bir tablo. Employees de department diyebiliriz bunlara. Tablo 2 nokta column from iki tablonun da ismi. Çünkü ikisini de kullanıyor burada. Table name 1 virgül table name table 2 where condition'ı bunların eşitliğini sağlayabilmek için kullanılıyor. Mesela table 1 nokta column 1 eşittir dediğimizde bunun karşısına örneğin az önceki şekilde de gösterdiğim gibi department'daki employee ID ile employees'deki employee ID diyebiliriz bunlara. Table 1 nokta column 1 eşittir table 2 nokta column 2. Şimdi örneklere geçelim. İlk örneğimizde select employees nokta employee ID daha sonra virgül aşağı iniyor last name department ID sütunlarını da alıyor employees tablosundan ve bunları bunlardan sonra departments tablosundan iki sütun daha alıyor. Bu iki sütun departments'daki department ID ile location ID bunları veri olarak tutacak. Ekrana basmak için kullanılıyor. Daha sonra from employees virgül departments yukarıdaki örnekte gösterdiğimiz table 1 ile table 2 diyebiliriz bunlara. Daha sonra where condition kullanılıyor. Employees tablosundaki department ID'si eşittir. Departments tablosundaki department ID'ye eşit olan yani bunların ikisinin eşitliği isteniyor. Mesela employees tablosundaki 10 nolu department ID varsa departments tablosunda department ID'si 10 olan kayıtlarla eşleşmesi gerekiyor. Eşleşenleri getirecek diye özetleyebiliriz. Bunu çalıştıralım ve sorgu sonucunda inceleme yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi iki tabloda birleşen değerleri bize getirdi. Şu şekilde yavaşça aşağı indiriyorum ve gördüğünüz gibi buradaki department ID ile buradaki department ID ikisi de eşit şekilde gidiyor. Bu şekilde başarılı olduğunu zaten sorgumuzdan görmüş olduk. İki tarafa da eşit olanların hepsini getirmiş oldu. Şimdi farklı bir sorgu hazırlayalım. Bunu da select last name employees nokta department ID department's name bu biraz karışık gibi görünebilir ve from employees departments bunlardan sonra where condition'ı kullanılıyor. Şunu daha iyi anlayabilmek için yanına alalım. Employees ve departments tablosundan bu değerleri istedi. Şimdi where condition'ında şunu belirtiyoruz. Gene az önceki gibi department ID'lerini eşleştireceğiz. Ancak ondan sonra bir and var.
yani ve buradaki şart uysun, bu şartı istiyorum ve buna uyduktan sonra yani bu true değeri gönderdikten sonra aynı zamanda last name'i yani adı Matos olan kaydın şu bilgilerini bana getir anlamını taşıyor. Çalıştırdık ve gördüğünüz gibi last name bilgisi Matos olarak bize geldi. Department ID'si 50 ve department name'i bu shipping'miş. Bunda temel olarak basit olarak diyelim Matos isimli bir kullanıcının departmanlar tablosundaki departman adını ve o departmanın ID'sini almış olduk. Aynı zamanda da isimle birleştirip ekrana yazmış olduk. Yani çok özet bir bilgi diyebiliriz buna. Özet ve basit bir sorgu oldu. Mesela burada bir department ID ya da employee ID vererek diyelim employee ID verdik. Yani bu Matos'un çalışan ID'sini verdik. Benzersiz olduğu için onunla ilgili tüm bilgileri bana getir dediğimizde onun departmanı ile ilgili diğer çalışma bilgileri ile ilgili hepsini farklı farklı tablolardan çekip tek bir sorgu şeklinde ekrana getirebileceğimizi bu şekilde görmüş olduk. Tekrar yukarıdan özetle geçelim. Select last name, last name bilgisini alıyor employees tablosundan. Daha sonra employees nokta department ID ile bu department ID değerinin employees tablosundan istenmesi gerektiğini belirtiyor. Yani burada departments tablosundan da alabilirdi. Daha sonra department name bunda karışma ihtimali olmadığı için özellikle departments nokta demenin bir anlamı yok. Ancak yukarıda karışma ihtimali vardı. Department ID'si iki tarafta da departments tablosunda da employees tablosunda da olduğu için karışmaması için employees nokta şeklinde çağrıldı. Bu şekilde istediğimiz sorguyu bize getirmiş oldu. Bir farklı örnek daha hazırlayalım. Şu şekilde select D nokta bunda takma isimler kullanıyoruz. Takma isimler şurada kısaltma olarak kullandığımız isimler. Select D nokta department ID şu şekilde uzun uzun yazmaktansa buradaki gibi kısa yazmak daha faydalıdır. Uzun sorgularda çok faydasını göreceksiniz. Select D nokta department ID, D nokta department name, D nokta location ID ve L nokta city. Yani daha sonradan from departments bir boşluk D yazıyoruz. Virgül bırakıp diğer tabloyu yazdıktan sonra gene boşluktan sonra onun kısaltmasını yazıyoruz. Yani burada gördüğümüz D'ler aslında burada bizim belirlediğimiz kısa karakterler, takma isimler diyebiliriz bunlara. Onlar şurada mesela belirtmeden bunları kullanma ihtimalimiz yok. Zaten buradaki kısaltmaları, takma isimleri buradan belirttiğimiz yerden alarak anlayabiliyor. Daha sonra where condition'da D nokta yani departments nokta location ID eşittir L nokta locations nokta location ID diyorum. Ve bunların gene equijoin çünkü iki tarafında eşleşenleri istiyor burada. Location ID ile Location ID'nin iki tabloda da eşleşen, aynı olan kayıtları istiyoruz. Ve Department ID'si geldi hepsinin. Yanında departman isimleri ve Location ID'leri ile şehir bilgileri bize gelmiş oldu. Bu örneğimiz de gene aynı. Zaten equijoin dediğimizde mantık aynı. Sadece where condition kısmı değişebilir. Ya da burada takma isimler kullanırsınız ya da kullanmazsınız. Başka bir şey değişmesine gerek yok zaten. Standart kullanım budur. Select E nokta last name, D nokta department name, E nokta L nokta city from employees
departments D, location L şeklinde kısaltma yaparak bu şekilde gene yukarıda farklı bu sefer 3 tane tabloyu kullanmış olduk. Where condition'da e.department id eşittir. Yani employees tablosundaki department id bilgisi örneğin 10 olduğunu varsayalım. Department.department id ile uyuşuyorsa bunları bana getir. Uyuşuyorsa burası true dönecek. And yani bu şart uyacak ve bir de sağ taraftaki şart da uysun. Sağ taraftaki şart ise D.location id ile eşittir L.location id. Yani hem kişilerin çalışanların diyelim hem departmanları aynı olsun hem de location'ları aynı olsun. Mesela şunu demek isteyebiliriz böyle bir durumda. İstanbul'da çalışan ve aynı departmana İstanbul'da çalışan location'ı bir şehir olarak algılarsak İstanbul'da çalışan İstanbul'da oturan ve departmanları aynı olan tüm sorgu sonucundaki kayıtları bize getir şeklinde bir ifade diyebiliriz buna. Mesela Abel, last name, departmanı sales yani satışmış, city, şehri, Oxford. Gördüğünüz gibi iki tane farklı kullanıcı fakat ikisi de Oxford'da oturuyor. İkisi de satış departmanında çalışıyor. Başka eşleşen, mesela Banda da aynı şekilde, Banda ile Bates, satış departmanında ve Oxford'da oturuyorlar. Bunların hepsi aynı yerdeler. Gene gördüğünüz gibi yani bizim istediğimiz şekilde bir sorgu dönmüş oldu. Şimdi EquiJoin ile in kullanımını öğrenelim. In bildiğimiz gibi bir dizi isteği sorgulayarak onlardan herhangi birinin ya da hepsinin geri dönüşünü sağlar. Örneğin burada özetle anlatmak gerekirse yukarıları zaten daha önce anlattığım için geçiyorum. Buraya kadar aynı yukarılarıyla diğerleriyle aynı. Bundan sonra and yani ve bunlar uysun buradaki şart. Location'ları yani şehirleri şu olsun. Birbirine uyanları getir. Ve aynı zamanda department id'si 20 ya da 50 olsun. Mesela burada şunları istiyor. Select department id'si departmanlar tablosundan, departmanın adı gene departmanlar tablosundan, location tablosundan şehir bilgisi city isteniyor. Filtre olaraksa deniyor ki iki tarafında şehir yani location'ları birbirine eşit olanlar gelsin. Mesela sağ tarafta 3 tane İstanbul varsa sol tarafta 3 tane İstanbul varsa bunlar birbiriyle eşleşerek gelecek demek oluyor. Ve V diyoruz. Bu şart uysun. Location'ları aynı olsun ve D.department ID içerisinde in içerisinde 20 ya da 50 nolu department ID'ye sahip olanları bana getir. Yani burası zaten uyması gerekiyor. O şart true dönecek. Dönmek zorunda. Dönerse o true dönerse bir de buradaki şartı da ara. İkisi de zorunlu. And'in kullanım sebebi zaten buydu. Department ID'si içerisinde 20 ya da 50 nolu departmanlar. Mesela ne olabilir? Shipping ile finans departmanları diyelim 20 ve 50. Department ID'ye sahip olduğunu varsayarsak buradaki şartların uyduğunu varsayar ve bir de shipping ile finans departmanlarını filtrelerek iki tane farklı filtre uygulamış olur. Bu da farklı bir kartezyen kullanım.